Hoşlandığınız kişiyi ilk görüşte etkilemek için ne giymeli, hangi tarz parfüm kullanmalı, nelere dikkat etmelisiniz? Ünlü astrolog Şenay Yengel, burçlara göre ilk randevuda yapılması gerekenleri anlatıyor. İlk buluşmada son derece ön hazırlık yapabilir. Nerede buluşmalı? Neler giymeli? Nasıl davranmalısınız? İlk buluşmada ne giyeceğim telaşından. Burçlara göre ilk randevuda hangi detaylar önemli? İlk buluşmada kesinlikle cep telefonlarıyla veya elektronik eşyalarıyla başka şeyle ilgilenmeden. İlk buluşma için burçlara özel ipuçları uzman astrolog Şenay Yengel'den sadece Magazin 8'de. Sadece kendileri olmayı başardıkları anda hoşlandığınız kişiyle ilk randevu gerçekleşecek. Ancak o görüşmenin devam edebilmesi için bıraktığınız izlenim çok önemli. Peki burcunuzun size vereceği ipucu ne? Koçlarla başlıyoruz. Sevgili koç burçları ilk buluşmada şıklıklarına önem vermeliler ve buluşma esnasında daha az konuşup karşı tarafın kendisini anlatmasına müsaade ederek onu tanımaya çalışarak hareket etsinler. Sevgili boğalar, karşınızdaki kişiyi daha ilk buluşmada deli divane etmek istiyorsanız işte size özel ipuçları. Sevgili boğalarsa şıklıklarıyla birlikte kesinlikle romantik ve baş başa kalabilecekleri doğanın güzelliklerinin yansıdığı bir ortamı seçmeliler. İkizlerin teknoloji çılgınlığı ilk buluşmada olumsuz etkiler bırakabilir. Bu yüzden aman ha eliniz telefondan uzak dursun. Sevgili ikizler için sen nerede buluşurlarsa buluşsunlar ilk buluşmada kesinlikle cep telefonlarıyla veya elektronik eşyalarıyla başka şeyle ilgilenmeden tüm ilgisini ve merakla beklentisini karşı tarafa yansıtsınlar. İkizler burcu müzmin bekar Alişan için de bu tavsiyeler altın niteliğinde. Komple bekar işte. Biliyoruz ki o an çok önemli. Gelecek bu buluşmadan sonra şekillenecek. Ama sevgili yengeçler, bu anları fazla telaşa, yanlış anlaşılmalara kurban etmeyin. Sevgili yengeçler aşırı derecede heyecanlı yapıya sahiptirler. İlk buluşma onlar için çok çok önemlidir. Çok farklı hayallerle giderler. Hayal kırıklığı yaşamak istemiyorlarsa ayaklarını yere sağlam basmalı. Acele etmemeli. Karşı tarafın söylediklerini yanlış anlamamaya fazlasıyla özen göstermeliler. Gösteriş düşkünü aslanlar ilk buluşmayı caka satmak yerine birbirinizi tanıyarak geçirmelisiniz. Zira asaletinizi tanımlayacak bir söz zaten yok. Kesinlikle abartısız, sade bir ilişkiden beklentisini yalın bir dille ifade ederse karşı taraf üzerinde kesinlikle olumlu bir izlenim bırakacaktır. Etkili bir randevu için Başak Burcu'na özel tüyoları astrolog Şenay Yengel anlatıyor. Sevgili Başaklarsa aslanların tam tersine ilk buluşmada ne giyeceğim telaşından buluşma saatini kaçırmamaya özen göstermeli. Biri ilk buluşma mı dedi? Tabii ki bu terazilerin uzmanlık alanı. Çünkü onlarda karşı tarafı etkileyecek her türlü özellik mevcut. Şiirsel konuşmasıyla, güzelliğiyle, derin bakan gözleriyle karşısındakini cezbetmeyi başaracaktır. Aşırı beklentiler içerisinde olduğu izlenimini vermemeye özen göstersinler. Sevgili akrepler, taviz vermeyen duruşunuz beklediğiniz aşkı kaçırmanıza neden olabilir. Aman dikkat! Kıskançlıklarını belli etmemeye, kendisiyle ilgili beklentilerini ifade ederken karşı tarafı zor durumda bırakmamaya özen göstersinler. Biliyoruz çok sevecen, dost canlısı ve konuşkan bir yapınız var sevgili yaylar. Ancak ilk randevuda dozu ayarlamanız gerekecek. Yay insanlarıysa ilk buluşmada çok fazla gevezelik edip karşı tarafı kendinden uzaklaştırmamak için suskunluğun gücünü kullanmalı. Ve oğlaklar keyifli bir buluşma için bakın uzman astrolog sizlere hangi önerilerde bulunuyor? Kendini olmadığı biri gibi göstermeye çalışabilir. Aşırı resmi davranışlardan uzak durmalı ve daha samimi olmaya özen göstermeliler. İlk buluşmanın daim olabilmesi için kovaların da dikkat etmesi gereken birkaç önemli husus var. Tüm ilgisini iyi bir dinleyici olarak karşı tarafa göstermeli. Kalıcı bir birlikteliğin püf noktaları balıklar için kendi olmaktan geçiyor. Onlar ilk buluşmada son derece ön hazırlık yapabilir. Kendi kendine konuşarak nasıl davranması, nasıl konuşması gerektiğini yaparak kendine baskı uygulayabilir. Bunu yapmasınlar. Hiçbir şeye hazırlık yapmadan sadece kendileri olmayı başardıkları anda ilk izlenimi son derece etkili ve kalıcı olacaktır onlar için.